Şimdi hazır yemiyorken açık kalsın. Şimdi öncelikli olarak Bumpik'e bakıyorum. Top 2 ve 2'si sol taraf çok daha güçlü bana kalırsa Galacticos'a kıyasla. Sol taraf bayağı güçlü. En ufak bir CC'de yok ederler diye düşünüyorum sağ tarafı. Vlad Lissandra matchup'ında çok diyecek bir şey yok bence. İkisi de scaling matchup ama Vlad daha güçlü olsa gerek diye düşünüyorum. Bir kere Lissandra'dan ulti yeme ihtimali çok düşük. Joker Baba almış Yasuo Braum'u botta. Ezreal Alistar'a karşı. Benim merak ettiğim bir şey şimdi bunların asıl bump Bumpkin pick'inin nasıl kesin geliştiği. uzatabilecek herhalde. Niye Braum Diyebileceğimiz çok güçlü noktada olan şampiyon. alıyorlar? Yasuo önce Mesela birinci çekiliyor. beklerdim Alistar Galacticos'tan. alınıyor. Şu an Braum ve Yasuo. Ha. Şimdi bana kalırsa burada Alistar güzel bir pick olmuş Galacticos için. Vermemek için de almışlar. Ama Heyvan'ın aldığı Braum'u ben pek beğenmedim. Açıkça söylemek gerekirse. Ama lane'in nasıl oluyor 2 ve 2 bilmiyorum. Yorum yapmayayım o yüzden. Devam ediyorum. Çok daha büyük. Vladimir kastığı zaman da çok büyük bir tehdit. Kolay gelsin kaptanım. Buradan Heval kardeşimin doğum gününü kutlarsan sevinirim iyi. Eyvallah. Heval Yayınlar. kardeşinin doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Orks çok teşekkür ederim. Dördüncü asrın hayırlı olsun. Nice dördüncü asırlar abi. Çok sağ ol. Şimdi maça geçiyoruz chat. Ben de hafiften yemeğimi yumuluyorum. Öncelikli olarak pozisyonları izleyeceğim. Çünkü maçı bilmiyorum. Maçı bilmiyorum. O yüzden pozisyonları inceleyeceğim. Sonrasında konuşacağım. Haberiniz olsun. Haline gelecek. O da yani Galacticos sadece Vladimir'e dikkat ederek oyunu orta oyunda kapatabilir. Vladimir daha en güçlü seviyesine gelmeden. Ama o eşiği kaçırırlarsa ve koridor aşamasında hata yaparlarsa Helva mı yazacaktın abi? Olsun. Ben helvayı da kutlayabilirim istiyorsan. Yanlış Kappa. olmaz. Aşağıdır bu arada. Sugar Free burada güzel bir pozisyon yaratmak istedi. Joker'i çok güzel biçimde içeri doğru attı. Şimdi 4 tane yük de birikti orada ve. Bak mesela burada bir 2v1 şey 2v2 yapılmış ki Rek'Sai geliyor buraya. Şimdi burada Galacticos'un yaptığı savaş doğru bir savaş. Niye? Bakın Jarvan nerede? Üst jungle'da. Yani üst ormanda. Çünkü kırmızısından başladı. 3 kamp alıp yukarı çıkmış anlaşılan. Base atmış mı? Atmış. Hatta bunu da almış çıkmış. Şunları temizleyip şunu alıp base atıp çıkmış. Çok büyük ihtimalle. Rek'Sai de tapını temizlemiş botuna gelmiş. Şimdi Rek'Sai burada çok daha avantajlı. Neden? Niye astaslıyorsunuz abi? Yok yoğurt yemiyorum. Şimdi neden? Burada Galacticos savaş istiyor. Çünkü biliyorlar Rek'Sai bota gelebilir. Gelecek. Burada Söylemek Braum yanlış Q olmaz. tutturduğu için Aşağıdır bu arada. ufak çaplı bir savaş başlıyor. Daha doğrusu Yasuo öne çıkıyor. Alistar direkt görüp bunu Q flash'ı koyuyor. W ile de geri atıyor. Sugar Free burada Çok güzel bir güzel bir pozisyon oyun. yaratmak istedi. Ve bunlar olurken bir tane de kuleden hasar yiyor. Çok güzel. Yani cidden hesaplanmışsa bu çok güzel bir şey. Burada Joker'i çok Alistar güzel çok biçimde güzel içeri okuyor doğru attı. burayı. Şimdi 4 tane yük de birikti. Ve Galacticos adamı kesiyor. Yani Joker'i bayıltıyorlar. Şimdi burada Joker'in hatası var doğru ama Galacticos'un güzel oyunu da var. Bir kere Heyvan'ın bu kadar önde olmaması lazım. Jungle'ları burada değilken. Ya yani fazla agresif oynuyorlar. Ama Galacticos da bunu güzel yakalıyor. Bilmiyorum bunu Ruve mi söylüyor, Alistar mı inisiyatif alıp yapıyor. Bu çok güzel bir savaş ve güzel bir skor. Orada Diyeceğim tek ve şey bu. skor geliyor. İlk kan Ruvenius'un oğlu burada. Sugar Free ile beraber güzel bir oyun yaptılar. Algo sıçrasını harcamak zorunda Ben de kalıyor. Ruve'nin kolu Görünüyor ama olduğunu evet. düşünüyorum. O da orada Donate barı çekiyor. kaldırayım Vardır. kardeşim hemen. Alevejleri ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Alevejlerinin ve çok erken alıyorlar bunu. Daha 7. dakikada alıyorlar. Ya alt koridor üstünlüğünü çok iyi kullanıyorlar şu ana kadar. Yalnız Star Screen'i burada kötü pozisyonda yakalamak istiyorlar. Işınlan da geldi şimdi buraya. Star Screen buradan çıkabilecek mi? Ultisini Ruvelius'un üzerine doğru attı. Ruvelius sihir geçişiyle güzel biçimde kaçıyor buradan. Ama Star Screen o kadar kötü bir yere kaçtı ki buradan uzaklaşması mümkün değil ve skor da Neji'ye gitti. Peki. Şimdi burada şunun da üstünde durmak lazım. Lane swap olmuş, koridor değişimi olmuş. Niye? Bot'tan Üstünlüğünü Drake çok iyi alınmış. Muhtemelen kullanıyor bot şu anda. side'daki wave Yalnız iyi Star Screen. değilmiş. Direkt Alistar ve Ezreal yukarı çıkmış. Makro oyun, güzel bir oyun. Güzel bir oyun. Screen'i burada kötü Kennen pozisyonda yakalamak flash şey istiyorlar. TP Işınlar da atıyor geldi şimdi buraya. yakalamak Star için. Screen buradan çıkabilecek mi? Ultisini Ruvelius'un üzerine doğru attı. Ruvelius Orada buradan sihir geçemiyor. geçişiyle güzel biçimde kaçıyor buradan. Ama Star Screen o kadar kötü bir yere kaçtı ki buradan uzaklaşması mümkün değil ve skor da Neji'ye gitti.
Peki yani geç oyuna yani kuleler düşmeden bir koridor değişimi yapılmış. Karşılığında skor çıkarmışlar. Word mü? Word gibi duruyor. Çünkü Kenan zorlanıyormuş. Meçhaba bakarsak CS'lere. Kenan burada bayağı zorlanıyormuş. O yüzden böyle bir şey yapmışlar diye düşünüyorum. Zor durumda kaldığını görüyoruz Tiso. Güzel bir ulti geldi burada Tiso'dan. Köfte hayatta kalmaya çalışıyor. Son hasar. Ve burada ölme pahasına o skoru aldı Neji. Zaten Neji skoru vereceğim diyor. Yani zaten ölecekti. İkinci alev ejderini. Yani bir aksilik çıkmazsa, çaldırmazsa kazandırmış oldu takımına ki... Bu daha ilk maç chat. O çarpını da kullandı. Çok güzel. Bir fight'ı izleyeyim. Orada skoru alabilecek mi? İçeriye girdi. Güven girdi. Yasuo ultisi de geldi. Savaşa Eva Gaming kazandı. Kazanıyor şu ana kadar ve 3'te 3. Yani bu takımın savaş potansiyeli çok fazla. Silik çıkmazsa çal. Yemek tarifi gibi cidden maç anlatımı olmuş ama şimdi burada yanlış anlamadıysam Twitter'da da gördüm. İhale dayıya kalmış. Tom Balıklı'nın mikrofonuna ya da teknik bir aksaklık olmuş. Bir sıkıntı olmuş. O yüzden dayıda kalmış ihale bir anda. O da onun şaşkınlığıyla beraber maç anlatmaya çalışmış. Ama ortaya cidden yemek tarifi gibi bir savaş anlatımı çıkmış. Komik. Yani ben de güldüm bunu izlerken. Ama dayıyadı tebrik etmek lazım tabi. Toparlamış diyelim o olayı. Bak mesela o dedi. Tom Balıklı'nın mikrofonu gitti burada abi. Çok güzel Kenan ultisi. Kenan orada skoru alabilecek mi? İçeriye girdi. Vladimir Yasuo ultisi de geldi. Vladimir Yasuo ultisi de geldi. Savaşa Eva Gaming kazanıyor şu ana kadar ve 3'te 3. Yani bu takımın savaş potansiyeli çok fazla. Oğlum çok güzel lan. Vallahi çok güzel. İçeriye girdi. Vladimir ultisi geldi. Zaten ultisi Kenan orada skoru alabilecek mi? İçeriye girdi. Ama ton hep aynı ya. Cümle sonundaki ton hep aynı abi. Ben direkt uyurdum bu arada böyle bir maç anlatımı olsa genelde. Çok sempatik. Çok ama komik. Kenan orada skoru alabilecek mi? Bak alabilecek mi? İçeriye girdi. Vladimir Yasuo ultisi de geldi. Çok güzel abi. Çok güzel. Kazanıyor şu ana kadar ve 3'te 3. Yani bu takımın savaş potansiyeli çok fazla. Yalnız orada yakalanan bir isim var aşağıda. Diğer tarafta da şimdi Starscream yakalanmış durumda. Starscream buradan uzaklaştı ama Sugarfree'nin buradan uzaklaşması hiç mümkün değil. Ve Köfte yandan gelip o skoru alarak Vladimir'in erken güçlenmesi noktasında önemli bir adım attı. Diğer taraftan alınan bu skor şuna da yol açacak. Vadinin alameti. Yani ev veya yapılan bu ağır hata. Yani bu bireysel bir hata abi. Bir anda hamleleri yapan taraf oldu açıkçası. Buna yapacak bir şey yok. Ejder savaşı sonrasında. Diğer tarafta bir sıçra sesi geldi bu arada. Orada Köfte'nin çok önde yakalandığını görüyoruz Köfte. Son anda kızlamızı kullandı ama... Cidden maç anlatmak zor bir şey. Yani dayının üstüne gitmeyin. Alışık olmadığınız bir şey zor. Şimdi Tom Balıklı yapıyor alışkın olduğu için. Çok da böyle sırıtmıyor. Yani sırıtmıyor derken hissetmiyorsunuz aslında önemli bir şey yaptığını. Yani şu dayının şu anlatışıyla... Bak bir dakika. Bir dakika abi size bir şey daha göstereceğim. Yani şurada bakın. Kaan bile daha iyi anlatıyor abi. Geliyor. Neredeydi bu? Burada. Bak mesela. Bak mesela. Burada Jayce yalnız Dryharu inanılmaz oyun. Dryharu ne yapıyor? Dryharu çıldırmış olmalı. Dryharu hala hayatta. Dryharu oradan kaçabilecek mi? Dryharu oradan kaçabilecek mi? Ben ne anlatıyorum? Dryharu çok dönemmiş. Rammus şu anda 2 ve 1 Leona'yı kesmeye çalışıyor. Zoe'den inanılmaz puştürü bıraktı. Zoe yalnız Kenan orada. Kenan ben yeni geldim. Arka sokaklar dın 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 dın. Kenan oynayacaksın oyunu skin. Ya bak bunu yapmak cidden çok zor chat. Bakmayın. Cidden çok zor. İyi güzel komik de yani zor yani vallahi zor. Ben yapamam mesela böyle bir şey. Bir de dayının anlatışı izleyelim. Bu arada orada neredeydi? Ha. Ölecekti. Zaten ölecekti. Bakalım.
Rogu evet, Kaan Kural aynen. Çıkmazsa, çaldırmazsa kazandırmış oldu takımına ki orada çarpını da kullandı. Kraken ultisi, Kenan'ın orada skoru alabilecek mi? İçeriye girdi. Lan, Yasuo ultisi de geldi. Savaş Evra Gaming kazanıyor şu ana kadar ve 3'te 3. Yani bu takımın savaş potansiyeli çok fazla. Yalnız orada yakalanan bir isim var aşağıda. Diğer uzaklaşması hiç mümkün değil. Ve Köfte yandan gelip o skoru alarak Vladimir'in erken güçlenmesi... Benim Twitter'ımda var abi Kaan'ın şey videosu. Bu skor şuna da yol açacak. Klibi daha doğrusu. Benim Twitter'ımda var. Yani evvel yapılan bir tane hatayı gayet güzel değerlendirdi ve bir anda hamleleri yapan taraf oldu açıkçası. O ejder savaşı sonrasında. Diğer tarafta bir sıçra sesi geldi bu arada. Orada Köfte'nin çok önünde yakalandığını görüyoruz Köfte. Son anda kızlamızı kullandı ama arada yakalanırsın. Bu da saçma bir hata bu arada Rexey'den. Buradan çıkamadı. Alameti de almayı başardı HVA Gaming. Ya Galacticos... Bir anda doğru hamleleri yapmaya başlayan taraf. Kafası koparılmış tavuk gibi abi. Rubelius. Herhalde Rubel yönlendirmediği zaman herkes kafasına göre işliyor oyunda. Böyle bir de sağa gidiyor, bir de sola gidiyor, biri diyor şurada ne varmış bir bakayım. Hani kimsenin böyle bir amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum pek. Hala yerine bir kule daha aldılar. Aynen öyle. İki kule çıkardılar elemişlerine karşılık. Takılıyor yani. Solo queue gibi oynuyorlar. Önde yakalandığını çok görmedik henüz ama önde yakalanmasıyla meşhurdur. Bu arada şimdi kule altına giren bir Shakuras görüyoruz. Shakuras. Güzel bir kronometre zamanlaması. Burada ekstra bir hasar lazım. Neji'den. Neji alabilecek mi o skoru? Skoru Max Caulfield bu arada hoş geldin. Çok teşekkür ederim abone olduğun için. Star Screen burada uzaklaşabilecek mi? Shakuras şansını denemeye devam ediyor ama yandan rulet geldi şimdi. Önce sancak konması, sonra afet, Tiso'dan güzel bir deneme. Ölmedi Starscream. Çok güzel bir oyun geldi Algos'tan burada. Algos'un oyunuyla beraber Starscream hayatta kalıyor ve 3 skor birden çıkardı. Şanssızlık. Ama burada asıl aç gözlü yapan Galacticos 2-3 skor vermiş oldu. Mesela Galacticos'un yaptığı şey tamamen sol Q. Ve altın farkı da çok kötü bir noktaya geldi bu arada. Ruvelius şimdi ruletle birebir yapıyor. Sugarfree arkada bekliyor ruleti. Ruvelius'la yine çok güzel bir oyun oynadılar burada. Şimdi orada Starscream de yakalandı. Ruvelius son hasar gelecek mi? Starscream güzel bir sersemletme. Yandan Algos da geldi ama şimdi Neji de geliyor buraya. Ruvelius bu skoru da alacak bir ihtimalle. Ve Ruvelius'a 2 skor birden gitti burada. Tam da Galacticos'un güçlendirmesi gereken isim de o. Shakuras zor pozisyonda kaldı ama Köfte. Burada ultisiyle beraber skoru alıyor. Kule'den hasar almasına rağmen umursamıyor çünkü Tiso'dan daha fazla hasar verebileceğinin farkında Köfte şu anda. Tiso zorlayacak mı? Evet zorlayacak Tiso. Tiso şimdi ultisini de kullandı. Son hasar gelecek mi ama Köfte? Yanlış combo. Misandre keserdi. Bu hareket yapılmazdı. Vladimir de orada cezayı kesti. Baş başlayan Jarvan'ın da çok erken ulti attı. Bunu görüyoruz bu arada. İyi bir noktada olmayan birisi var burada Tiso. Tiso buradan çıkabilecek mi derken bir anda Ruvelius ışınlanla geldi. Ruvelius muhtemelen burada Star Screen'i indirmeyi başaracak. Sıçra ile oynadı. Skoru da aldı. Yani Ruvelius şu an elinden geliyor. Ruvli West taşıyor ya. Pozisyona yetişmeye çalışıyor. Bir orman cezası. Bir ışınlan geldi. Braum ultisi de geliyor arka tarafa ama ışınlan tamamlanacak gibi duruyor. Shakuras güzel bir oyun indi ama Köfte hemen kızlavuzu kullanıyor. Shakuras biraz fazla zorlamış olabilir. Shakuras'ın düştüğünü göreceğiz. Henel? Shakuras alo. İleri gitti. Alo. Alo. Neredeyse bu ne? Neredeyse de hasar. Bu ne chat? Sıçra ile oynadı. Skoru da aldı. Yani Ruvelius şu an elinden geleni yapıyor. Her pozisyona yetişmeye çalışıyor. Bir orman cezası. Oraya bir ışınlan geldi. Braum ultisi de geliyor arka tarafa ama ışınlan tamamlanacak gibi duruyor. Shakuras güzel bir noktaya indi ama Köfte hemen kızlavuzu kullanıyor. Shakuras biraz fazla zorlamış olabilir. Shakuras'ın düştüğünü göreceğiz burada. Shakuras çok ileri gitti. Yine kötü bir ulti geldi Shakuras'tan. Neredeyse de hasar vermedi ultisi. Yalnız Galacticos burada bir savaş istiyormuş gibi duruyor ama HVA'nın pozisyonu daha mı iyi acaba? Rulet araya girdi. Sugarfree arada yakalandığı gibi düşüyor. Skor Joker de arada düşen iki bak mesela. Hem Tiso. Tavuk gibiler abi. Meji. Kenan da yok burada. Bu ne mesela? Ya burada Ezreal ultisi geldi ama yani hiçbir şey fark Rubelius'un bir şey yapması mümkün değil pek. Yaklaşmadı zaten Rubelius. Çok dikkatli olması gerekiyor o yüzden. Bu arada bir kere daha savaş çıktı. Burada Starscream bu sefer önde yakalandı. Onun anında düşmesi işleri değiştirir. Diğer tarafta Köfte'nin hareketlendirme yaptığını görüyoruz. Köfte hemen Shakuras onun karşısına gitti ama Shakuras'ın şu ana kadar Köfte'nin karşısında duramadığını gördük. Arada da 3 dümdüz seviye keser şu an ya. Dümdüz keser Shakuras'ı. Shakuras da bunun farkında zaten. Minyon bile temizlemeye yaklaşamıyor. Hemen üstüne döndü bu arada Galacticos oyuncuları. Ortadan da şimdi baskı var. Yani zaten Sugarfree ultisini açtı bu arada. Şimdi kızlavuz geliyor. Oraya hemen bir kefaret geldi. Köfte burada hayatta kalabilecek mi? Arda Zonya'sı kullandı orada Köfte ama güzel de bir sıçra geldi Köfte'den. Ruvelius kovalamaya devam ediyor. Burada Köfte skorunu alacak gibi duruyorlar. Köfte bir şey çıkarabilecek mi? Hayır. 1000 altın gitti yanlış görmediysem Ruvelius'a.
Ama işte bir destek gelmediği için kendisine. Şu anda köfteyi kovalayan bir ikili var. Tiso burada oyununu yapabilecek mi? Ultisini attı ve köfteyi alacak gibi duruyorlar. Ama her ikisinden de Zonya geldi. Rubeus şimdi ultisiyle beraber skoru almak istiyor. Son hasar başardılar. Yürü be Rube. Üste giren bir HVA Gaming ekibi. Hem Rubeus hem Tiso burada yokken HVA için çok avantajlı bir pozisyon olabilir bu. Orta koridor kulesi almayı başardılar. Şimdi Neji kötü pozisyonda yakalandı. Neji sıçrası da var ama buradan çıkabilecek mi? Neji'den güzel bir kronometre geldi. Çakuras şimdi ulti sıçra kombosuyla beraber içeri giriyor. Afet de geldi arkadaş. 3 kişi havaya kalktı burada ya su ultisi. Çok güzel oyun. 3 kişiyi birden düşürüyor Joker. Rubelius tek başına bu kaldı. Bu sahne tanıdık geldi mi sana? Gerçekten. Çok üzücü bir nokta bu Galaktikos adına. Rubelius şu an 15 kişiye saldırdım modunda ama maalesef bu saldırılar etki etmiyor. İlk Nexus Kulesi düştü. İkinci Nexus Kulesi de şimdi düşecek gibi duruyor. Rubelius Starscreen'le birebir yapıyor burada. Starscreen kuleden de biraz hasar yedi. Rubelius en azından bu skoru almak istiyor. Bu skoru aldı ama maçın bitişini durdurabilecek gibi durmuyor. Ruleti indiremeden maç sona erdi. Ve bu ne abi? Bu cidden yazık ya Rube için. Ha, ben sigara içiyor olsam buna yakarım bu arada. Yakın buna chat. Buna yakılır abi. Buna yakılır.